İyilerin mutlu, kötülerin ise mutsuz olduğu Karadağ'dan, Montenegro'dan, Budva'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Çınar, yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu videomuzun konusu biraz daha değişik olacak. Hem Avrupa'ya vizeden bahsedeceğim, Schengen vizesinden bahsedeceğiz. Hem de Amerika vizesinden bahsedeceğiz. Amerika vizesi ne alaka diyebilirsiniz arkadaşlar. Ama gerçekten de son zamanlarda Karadağ'da çok garip bir olay olmaya başladı. Amerika vizesine başvurmak isteyenler, Amerika konsolosluğundan gün almak isteyenler bir hayli şekilde bir fazlaca Karadağ'da şirket kurmaya başladı. Bunun sebebi ve bunun nedenlerini anlatacağım. Avantajlı mı, avantajlı değil mi? Bunlardan bahsedeceğiz. Gene güzel, dop dolu bir video bizleri bekliyor. Hazırsanız videomuza hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar, Amerika'da green card çıkan pek çok kişi bir sene içinde başvurmak zorunda. Amerikan konsolosluğundan gün alıp termine, randevuya gitmek zorunda. Fakat Türkiye'de şu anda öyle bir durum var ki Amerikan konsolosluğundan gün almak istediğinizde sizleri 1,5 sene, 2 sene sonrasına gün veriyor. Gerçekten de inanılmaz bir yoğunluk var ve kimse şu anda gün alamıyor diyebiliriz. Hali böyle olunca da Green Card başvurusu bitiyor, sona eriyor. Hakkınızı kaybediyorsunuz. Bunun çözümünü birkaç kişi bulmuş. Açıkçası bize şöyle, Karadağ şirket kurmak istiyoruz ama biz Amerika'ya gideceğiz falan dediklerinde ben çok şaşırdım. Nasıl yani, bu nasıl mümkün falan diye böyle sordum hatta. Geldiler, şirketlerini kurdular. Burada Amerikan konsolosluğundan gün aldılar arkadaşlar. 20 gün sonrasına gün veriyor Karadağ'daki Amerikan konsolosluğu. Ve şirketin direktörüyseniz, oturumsuz kartınız varsa bundan faydalanabiliyorsunuz. Geldiler, mülakata girdiler. Ve Karadağ'daki Amerikan konsolosluğundan randevusunu oluşturup kolay bir şekilde Amerikan vizelerini aldılar. Ama işin ilginç yanı, işin garip yanı bundan sonra başladı açıkçası. Nasıl oldu derseniz, şöyle oldular. Karadağ'da oturum aldılar. Karadağ'ı çok beğendiler, çok sevdiler. Biz Amerika'ya gitmekten vazgeçtik, Karadağ'da bir şeyler yapmak istiyoruz deyip Karadağ'a yerleşti şu andaki aile. Onlardan sonra pek çok kişi bu şekilde Karadağ'a geldi. Bir kısmı Amerika'ya gitti, Amerika vizesi alıp, bir kısmı ise buraya yerleşti. Gerçekten de şunu gözlemledim. Buraya gelen kişiler burayı çok beğenip burada yaşamak istiyorlar arkadaşlar. Bunun yollarını arıyorlar. Amerika tamam, çok güzel bir ülke. Tabii ki de imkanlar çok çok farklı. Yani Karadağ'la Amerika kıyas olmaz. Yani bunu kıyasını yapacak insan bilmiyorum, biraz herhalde kafadan delidir. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Karadağ'ın pek çok avantajı var. Karadağ Avrupa Birliği'ne girmek üzere olan bir ülke. Karadağ şu anda Türkiye'ye çok yakın. Bir saatlik uçuşla gelinebilen bir ülke. İklimi yakın, insanları yakın, yemek kültürü yakın. Amerika bambaşka bir ülke arkadaşlar. Tamam, anlıyorum sizi. Çok daha yani şey, iş imkanları vesaire çok çok fazla Amerika'da, ama o da çok radikal bir karar. Çünkü Türkiye'den tamamen kopuyorsunuz Amerika'ya gittiğinizde, ama Karadağ'a gittiğinizde tamamen kopmuyorsunuz arkadaşlar. Karadağ Türkiye'ye bir saat uçuşu olan, günde iki sefer ulaşabileceğiniz havayoluyla bir ülke. Avrupa Birliği'ne de girmek üzere olması çok büyük avantaj. Bu yüzden Amerika işi ile ilgili buradaki konsolosluktan gün alabiliyorsunuz. Onu söyleyeyim bir kere. Buradaki konsolosluk, Amerika konsolosluğu 20 gün sonrasına veriyor. Bazen yoğunluk oluyor, 30 gün sonrasına veriyor randevuyu. Oturum kartı çıkmanız nasıl oluyor peki? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bu konuda gerçekten de çok dikkatli olmanızı öneririm. Şimdi Karadağ şirket kuruluşu için 1000 euro, 1200 euro fiyat veren kişiler var. Ama bunlar bunu nasıl yapıyorlar? Bu fiyatı nasıl veriyorlar? Şöyle veriyorlar. Sizleri mülteci, ilticacılarınla aynı adreslerde gösteriyorlar. Çok garip adreslerde gösteriyorlar. Bu adres olayını ucuza mal ediyorlar ve böylece ucuz fiyat veriyorlar. Biz bunları yapmıyoruz arkadaşlar. Bizim için şu önemli. 5 senedir burada şirket ve danışmanlık hizmeti veriyoruz arkadaşlar ve kendimiz de yaşıyoruz. O yüzden bizim hiçbir sorunla karşılaşmaması lazım müşterilerimizin ve biz sonuna kadar arkasındayız kurduğumuz şirketlerin. O yüzden her şey biraz pahalı olsun, yasal olsun, hiçbir sorunla karşılaşmasın insanlar istiyoruz. Ve her zaman da bu doğrultuda çalıştık. Bizim müşterilerimiz, zaten bize gelen kişiler de bunun, bu farkın anlayışında olan elit insanlar. Ve bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadık. Tek bir müşterimizde bile bir sorun yaşamadık. 1030'a yakın şirket kurduk bugüne kadar. Ve gerçekten de hızla bu sayı yükseliyor. Onlar çok daha ucuza firma kurmasına rağmen çok daha az kuruyorlar. Onların zaten şirket kurduğu kitlenin şeyi belli. Yani kalitesi vesaire belli. Hep böyle buradan gelip kaçmaya çalışan insanlar ve çoğu zaman da başları belaya giriyor arkadaşlar. Ama bazı insanlar da maalesef
anlıyorum fiyattan dolayı onları seçiyor. Ama çok büyük sonrasında pişmanlık yaşayıp tekrar bize geliyorlar. Bizler Karadağ'da muhasebe bürosuyuz arkadaşlar. Bu konuda tekiz diyelim, tekiz diyebilirim. Hem danışmanlık hem muhasebe olarak tek ofiste hizmet veren tek büroyuz arkadaşlar. Ve çok iyi bir ekibimiz var. Butva'da 2, Podgorica'da 1 ofisimizle sizlere hizmet veriyoruz. Zaten Instagram adresimizi takip ediyorsanız ofisimizden sürekli gün içinde paylaşımlar yapıyoruz. Bizleri yakın takip eden insanlar biliyor ki hayatlarımızı burada canlı olarak sürekli paylaşıyoruz. 5 senedir buradayız ve 5 senedir sizlere hizmet veriyoruz. Peki Amerikan konsolosluğundan, buradaki Karadağ'daki Amerikan konsolosluğundan gün almak için burada şirket kurmak mantıklı mı? Bence mantıklı, çünkü Türkiye'de dediğim gibi 1,5-2 sene sonrasında gün verdikleri için green card hakkınız zaten kayboluyor. Burada şirket kurduğunuzda ve oturum aldığınızda yaklaşık 3-4 bin euroluk bir masraf yapıyorsunuz, ama hem Avrupa Birliği'ne girmek üzere olan bir ülkede oturumunuz olmuş oluyor, bir B planınız oluyor, hem de Amerikan konsolosluğundan daha erken gün alabiliyorsunuz. Böylece green card hakkınız kaybolmamış oluyor. Bu yüzden de burayı pek çok kişi tercih ediyor. Evet, videomu kısa tutacağım arkadaşlar. Bundan sonra daha çok sık video çekmeye çalışacağım. Biliyorum sizlere çok ima ettim ama gerçekten de çok yoğunluğumuz var. Gerçekten de bizlere güvenen, bizlerle çalışan çok fazla müşterimiz var. Onlarla ilgilenmekten video kısmına pek çok vakit ayıramıyorum. YouTube kısmına daha çok vakit ayıramıyorum diyelim. Instagram'da bir hayli aktifim aslında. Instagram adresimizi videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bizleri oradan takip edebilirsiniz. Web adresimizi, Karadağ'da şirket nasıl kurulur vesaire, bununla ilgili bütün bilgileri açıklama kısmından ve ilk yorumdan elde edebilirsiniz. Bize nasıl ulaşacağınızı da oradan görebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Karadağ'da kalın. Bay bay.